İsrail'in Gazze'ye yönelik uzun süreli saldırıları sonucunda binlerce insan hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yerinden edildi. Bu süreçte İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım uygulanmazken İran'ın İsrail'e füze saldırısıyla karşılık vermesi batılı ülkelerin İran'a yaptırımlar uygulamasına yol açtı. Bu durum uluslararası alanda çifte standartların hala geçerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hazar Vural Jane konuyu CGTN Türkiye yaptığı değerlendirmelerde ele aldı. Uluslararası ilişkilerde çifte standardın hala geçerli olduğunu vurgulayan Dr. Hazar Vural Jane şunları söyledi. Aslında Gazze Savaşı'nın bize gösterdiği en önemli gerçekliklerden bir tanesi de ne yazık ki bazen kişiler, bazen uluslararası örgütler, bazen de kurumlar düzeyinde ne yazık ki uluslararası ilişkilerde çifte standartın hala geçerli olduğu. Yani 2024 yılında özellikle Gazze Savaşı'nda uluslararası değerler, uluslararası hukuk anlamında insanlığın yüzlerce yıllık kazanımında ne kadar geriye gittiğimizi görüyoruz. Fakat Avrupa kendi içerisinde öz eleştirisini yapıyor. Fransa, Almanya başta olmak üzere Avrupalı devletlerden şu çıkışlar geliyor. Biz neden Rusya-Ukrayna savaşında durduğumuz gibi İsrail'in Gazze savaşında ya da coğrafyadaki diğer devletlere olan müdahalelerinde aynı kararlılıkla duramadık. Bu Avrupa'nın kurucu temelleriyle çelişen bir gerçeklik olarak ortaya çıkıyor diyorlar. Şimdi açıkçası tabii kınamalar noktası ve somut yaptırımlar noktası bir baskı aracı olarak, ekonomik bir baskı aracı olarak yaptırımlar konusu da var. Bu noktada ne yazık ki konu İsrail olunca bu çifte standarta düşülüyor. Çünkü İsrail hala kendisine yönelik savaş suçları ya da insan haklarına yönelik yaptığı eylemlerin eleştirilerini antisemitizm üzerinden, bu iddialar üzerinden okumayı tercih ediyor. Ya da bunun arkasına sığınmayı tercih ediyor. Bir taraftan da tabii aslında konunun antisemitizme hiç ilgisi olmadığı çokça ortaya çıkıyor. Özellikle İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sonrası bunu görüyoruz. Bir taraftan da İsrail yaptığı eylemleri konuşmak yerine sadece kendi güvenliğiyle alakalı şikayetlerini uluslararası toplumda dile getiriyor. Dolayısıyla dünyanın ve kamuoylarının baktığı noktadan bambaşka bir gerçekliğe işaret ediyor bu farklılaşma. Fakat ne yazık ki çifte standartı çokça görüyoruz. Doktor Jane yaptırımların en büyük yükünü 90 milyonluk İran halkının taşıdığını belirterek şöyle konuştu. Şimdi İran dediğimiz zaman 1979-80 yılı itibariyle aslında ambargo ve yaptırımlar geçmişi olduğunu ve 45 yıldır bunun devam ettiğini görüyoruz. İran rejimi sebebiyle başta Batı'da Amerika tarafından ama BM temelinde ve Avrupalı devletler tarafından çok çeşitli sektörlerde sürekli yaptırımlara maruz kalıyor. Ve aslına bakarsanız bugün geldiği noktaya da bütün bu yaptırımların gölgesi altında geldi. Bir çeşit kendi kendine yeterlilik ve yerlileşmekten başka bir çıkış olmadığını söylüyor İran. İran'ın bütün sektörlerdeki gelişmesini ya da durumunu bu çerçevede işlemek gerekiyor. Fakat baktığınız zaman şimdi ekonomik bir baskı aracı dedik yaptırımlar için. Fakat İran rejimine içeride siyasi anlamda sıkıştırmak için İran toplumunun omuzlarına yüklenen bir gerçeklik aslında ekonomik yaptırımlar. Bunun en büyük sorununu İran halkı çekiyor, 90 milyonluk nüfusu çekiyor. Fakat bakıyorsunuz siyasi anlamda devlet mekanizması anlamında da zaman zaman liderlerin, zaman zaman siyasi figürlerin, zaman zaman en basitinden İran ordusunun ya da İran devletinin kurumlarının şirketlerinin de yaptırıma uğradığını görüyorsunuz. Yani sadece şirketler değil, kişiler üzerinden de böyle bir gerçeklik var. Fakat bu sonuç anlamında baktığınız zaman tabii ki İran'a engel oluyor. Tabii ki belki daha hızlı geliştireceği bir noktada biraz sıkıntıya düşüyor. Fakat bu İran rejimini yıkacak bir şeye sebebiyet vermiyor. Ya da İran içerisindeki dengelere çok büyük ölçüde etki edecek bir şey olmuyor. Tam tersine bir çeşit hayatta kalma haliyle devam ediliyor bütün sektörlerde.
Fakat orada da ilginç olan şu ki, bir halk üzerine bu sorumluluğun yüklenmesi aslında beklenilen, içeride beklenilen kaynamayı vermiyor siyasilere yönelik baskıyı. İkincisi de İran'ın buna artık bağışıklık kazanmış olması. Yani belki bu önemli bir nokta. Çünkü dediğim gibi İslam Cumhuriyeti ilan edildiğinden beri var aslında. Bu arada en son geçen haftaki 1 Ekim sonrası hem İsrail'e misillemenin hem de Avrupa'nın Rusya'ya balistik füze veriyor İran iddiasıyla yaptığı yaptırımlar İran tarafından uluslararası hukuka uygun olmadığı için hem kınama hem de geçersizdir diyerek de bir başvuruyla da sonuçlandı. Yani en azından bu süreçte İran tarafının cevabını da görmüş olduk. Ambargo ve yaptırımlar hukuksuz bir noktada her devlete eşit uygulanması gereken ekonomik araçlar olmalı diyen Jane şunları aktardı. Muhakkak ki ekonomik açıdan sıkıntılı bir sürece işaret eder. Şimdi Ursula von der Leyen memnuniyetle karşıladığını söyledi bu yaptırım kararını. Fakat sadece İran Air bildiğim kadarıyla Avrupa'ya uçan havayolu. Şimdi o da uçmayacağını açıklıyor. Dolayısıyla yine dönüp baktığınız zaman devlet ve rejim cezalandırılmaya çalışılırken İran vatandaşları açısından alternatif rotalara, alternatif şirketlere yönelecekler. Ama bunun İran devletine bir mali karşılığı olacak tabii ki. Fakat uzun vade baktığınız zaman siyasi anlamda bir sonuç verir mi? Bunun olacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi ülke bir nevi bağışıklık kazanmış durumda. Yani ayağına bağlı bir taşsa bütün ambargo ve yaptırımlar. 45 yıldır bu şekilde devam ediyor zaten İran. Ama buradaki önemli nokta şu. Bir, uluslararası rejim, BM rejimi içerisinde fail kim olursa olsun hukuksuz bir noktada her devlete eşit uygulanması gereken bir ekonomik araç olmalı mesela ambargo ve yaptırımlar. Ya da içeride rejimleri sıkıştırmak için halkların omzuna yüklemek ne kadar doğru bir noktaya getiriyor bizi. Bildiğiniz gibi doğal enerji zengini bir ülke İran. Fakat ekonomisi bütün bu ambargo ve yaptırımların büyük etkisi sebebiyle çok olumlu bir noktada değil. Bununla birlikte yaşıyor İran toplumu ve İran devleti. Dolayısıyla burada da bir çifte standart olduğundan şikayet ediyor özellikle Tahran. İsrail'i durdurmak için kınamanın ötesinde somut adımlar gerekiyor diyen Dr. Jane son olarak şunları belirtti. Ankara aylardır İsrail'e somut yaptırımlar gerektiğini tüm uluslararası toplantılarda ve ikili ilişkilerinde hep vurguluyor. Türkiye bildiğiniz gibi aylar önce ticareti kesmişti. Bu çok büyük bir adımdı. İsrail'in gelirleri açısından baktığınız zaman gayri safi milli hasılası içinde belki %1'e tekabül ediyor. Ancak düşünün ki birçok devletin bunu yaptığını, düşünün ki bir yıl aşkın bir süredir İsrail savaşta ve şu anda savaşı Lübnan'a yaymaya çalışıyor. Lübnan'a müdahil olduğu bir durumda. Birçok devletin, misal İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üyesinin eş zamanlı İsrail'e bu somut ekonomik baskı aracını kullandığını düşünün. Muhakkak ki ABD bile taşıma suyuyla yetersiz kalacaktır. Savaşın başından beri çok büyük miktarda mali hibe ve yardımlar yaptığını biliyoruz Washington'ın Tel Aviv'e. Ancak İsrail'in ABD olmadan bu kadar pervasızca davranamayacağını da biliyoruz. Dolayısıyla ne yazık ki uluslararası sistem açısından, Avrupa Birliği açısından, uluslararası örgütler açısından bu aktöre göre konumlanmak şu anda ve gelecekte bir ikilem, bir çifte standart ve 2024 yılına yakışmayan bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Muhakkak ki kınamanın ötesinde somut adımlar gerekiyor İsrail'i durdurmak için.